Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mor lahana turşusu. Bu lokantalarda yediklerimizden hiçbir farkı yok. Yıllar önce tarifini paylaşmıştım. Şimdi tekrardan yenilemek istedim. Öncelikle bir tane orta boy lahanayı önüme alıp önce şu kalın kısımları tek sırayı çıkartıyorum. Tek sırasını çıkardım. Ortadan kesiyorum. Ben ortalama 3-4 şişe kadar yapacağım. Kestikten sonra tekrar kesiyorum. Arzu ettiğiniz gibi doğrayabilirsiniz. İsterseniz şöyle. Bu da çok kolay. İsterseniz de benim gibi bıçakla da doğrayabilirsiniz. Ben ince ince bıçakla doğrayacağım. Orada hanımın hepsini rendeledim. Ben orta boydan biraz daha büyük kullandım. Şu kadarı kullanmayacağım arkadaşlar. Bu benim için yeterli. Bunu şimdilik kullanmak için kenara ayırıyorum. Şimdi üzerine lahananın üzerine şöyle 2-3 su bardağı kadar su koydum. Öncelikle şöyle çok fazla olmadan ovalayıp şimdi süzüp geri getiriyorum hemen. Böyle çok olmuyorum. Sadece içerisinde herhangi bir şey kaldıysa yıkamak amaçlı. Zaten dış kısmını aldık. Bayağı da yıkadım ben onu. Şimdi bunu süzüp geri getireyim. Güzelce süzdüm arkadaşlar. Tekrar derince bir şeyin içerisinde yapmaya özen gösterin. Üzerine şöyle bir çorba kaşığı kadar, hatta iki çorba kaşığı kaya tuzunu koyup ovalıyorum. Normal tuz katmıyorum. Kaya tuzu da yapıyorum. Çünkü normal tuz daha çabuk bozulmasına sebep oluyor. O yüzden muhakkak kaya tuzuyla yapmanızı tavsiye ederim. Rengi ne kadar güzel açılmaya başladı. Ovalayayım. Bu esnada eldiven kullanıyorum. Biliyorsunuz çok sevmiyorum ama ellerim mosmor olmasın diye. Bekletemiyorum. Bakın ovaladıkça suyu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika bekleteyim. 1 dakikadır ovaladım. Bakın rengi ne kadar güzel açıldı, gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şöyle üzerini örteceğim. Ortaya toplayayım. Bir 5 dakika bekleteceğim. Sonra bütün malzemelerini katıp kavanozlayacağım. Bir 10-15 dakika beklettim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel rengi olmaya başladı, gördünüz mü? Şimdi içerisine tuzla ovduk arkadaşlar. Bir çorba kaşığı böyle dolu dolu kaya tuzuyla güzelce ovduk. Yarım çay bardağı da limon suyu ilave ediyorum. Şöyle bir çay bardağı dolu dolu sirkeyi de katıp güzelce ovalıyorum. Bu bir tane orta boy lahana için arkadaşlar. Yani şu an oldu bile. İsterseniz akşam bile tüketebilirsiniz. Böyle alıyorum. Kavanozların içine dolduruyorum. İyice doldurun. Şöyle hafif elimle bastırayım. Şöyle bir taneyi doldurdum. Kenara alayım. Daha dolduruyorum.
Bundan 3 tane rahatlıkla çıkacak. Doldurduktan sonra kalan suyu şöyle bir kabın içine aldım arkadaşlar. Suyunuz az gelirse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Benim bu su gayet yeterli gelecek. Böyle kenarlarından şöyle yapayım, içine doğru girsin. Ben ayrıyetten su eklemedim arkadaşlar. Bu yeterli geldi. Sirkenin suyu kendi suyunda saldığı için gayet yeterli geldi. Kapakların yeni kapak olsun. Böyle sıkıca kapatıyorum. Hemen bile tüketebilirsiniz. Kapaklarını sıkıca kapatın. Açtıktan sonra 5-6 günde tüketmenizi tavsiye ederim. Bakın çok güzel oldu. Ben şimdi bir gece bekletip sizlere son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, tam bir gece boyunca beklettim. Ben dışarıda beklettim ama dolapta da bekletebilirsiniz. Muhakkak arkadaşlar en önemli püf noktası dolapta bekletmeniz. Çünkü bozulabilir. Açtıktan sonra 5 gün içerisinde bu haliyle de 1 aya kadar, 2 aya kadar da saklayabilirsiniz. Açıp bakarsınız böyle koktuğunu falan hissederseniz lütfen kullanmayın. Hemen şimdi açıp sizlere ayrıntılı göstereceğim. Rengi çok güzel olmuş, bakar mısınız? Tam lokanta usulü arkadaşlar. Hemen şöyle servis tabağını alayım. Lezzetli lahana turşumu muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tam bir lokanta usulü. Lokantada yediklerimizden hiçbir farkı yok. En az 24 saat bekletip tüketebilirsiniz. Salatalarınızın içine katabilirsiniz. İstiyorsanız böyle salatanızın rengi değişmesini istemiyorsanız bir süzgecin içerisine alıp suyunu iyice süzdürün. Daha sonra katabilirsiniz ya da direkt böyle servis tabaklarını alıp ortaya koyabilirsiniz. Lahmacun içerisine kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Rengi harika oldu. Üzerine şöyle de bir dilim limon bırakıyorum. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.